ki benim yüzümü görenler de olmuştur. Çok sağlam yani seni eskiden yüzünü göre patrolleyen insanlar olabilir diyorsun. YouTuber'lar açısından beni şu an Türkiye'de yenebilecek. Yok abi yani normal hayatımda çok kötü bir olay geçirdim. Abi hilen kaç TL demişler sana. Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiririz. Bugün yanımda kim var? Orbion var. Hoş geldin kardeşim. Abi biz bu kadar enerjik insan değiliz bak, bize yavaş gel. Alışık değiliz böyle şeylere. Biz öyle enerjiyiz. Değil. Neden diyorsun? Çünkü yeni bir seriye başladık. PUBG Mobile efsaneleri diye arkadaşlar. PUBG Mobile'de efsaneleşmiş isimleri konuk olarak alacağım arkadaşlar. Bugün de PUBG Mobile'de TDM'nin kralı, işte herkesin içinden geçen. Estağfurullah. Bir de çok mütevazı arkadaşlar. Bugün hem yan tarafında, onu kamera açmadığı için ifşalayamıyoruz kendisini. Güzel bir gameplay videosunu göreceksiniz arkadaşlar. Ve kendisine sorularımız var. Siz bu soruları bana Instagram'dan yazdınız. Bu arada Instagram'larınız da ekranda çıktı. Mutlaka Orbion'la beni takip edin arkadaşlar Instagram'dan. Kankacığım hazır mısın? Hazırım abi. İlk soruyla direkt başla ama öncelikle gençler artık bu videoya yeni seri ya, kaç like istiyoruz abi? Abi bu video bir 5-10 bin like bence yapıştırırlar ya. Bak bu seri devam edecek. Gönlümden... Bizden de gelirler, sağlam bir like atarlar. Bu seri çünkü benim de hoşuma gitti. İlk defa böyle bir yere konuk oluyorum bu arada abi. Sana da teşekkür ediyorum. Biraz geç tanışmış olsak kankacığım da. İyi ki tanışmışız yani. Direkt ver gelsin. İyi ki. Arkadaşlar bu arada bu seriye ileride dediğim gibi Barış'ı, Ersin Yekin'i, herkesi davet edeceğiz. Yeter ki siz desteklerinizi esirgemeyin ve ilk soruyla başlıyorum. Gerçek ismini sormuşlar. Ben burada adaş olduğumuzu söyleyerek geçmek istiyorum. İsmi Mehmet arkadaşlar. Aynen abi, onu direkt geçelim. Arkadaşlar bu soruları bu arada Instagram'dan ve TikTok'tan yazdınız. Onlar da adresleri açıklama kısmında var ikimizin de. Mutlaka takip etmeyi unutmayın. Ben şimdi merak ettiğim bir soru var. Bir, çok gizemli bir insansın kanka. Senin yaşını insanlar merak ediyor ve yaşını öğrendikten sonra da bir de askerlik mevzumuz var. Anlatmak ister misin? Ha. Abi şöyle bir şey diyeyim şimdi. Yaşımı çok merak ediyorlar. Yaşım zaten ben söylüyorum. Yani 19 yaşındaydım. Gayet güzel. Bundan... Yo, 2 yıl önceki yayınlarda söylüyordum. 2 yıl önceki yayınlarda. Ondan sonra yayın falan açmadım da tabii YouTube yorumlarından da abi yaşın kaç deyince onlara birbirine hani cevap veremiyorsun. Şimdi 21 yaşındayım. 22'ye gireceğiz Allah'ın izniyle. Güzel. Askerlik peki? Askerlik yok. Askerlik yok. Gitmeyi abi düşünüyor musun? Nasıl durumlar? Askerliğe mi? Askerlik geldi aslında, tecil ettirdim. Ha, okulun bittiği zaman gideceksin. Okulum da bitmeyecek. Şöyle bir şey diyeyim abi. Benim hayat biraz, gençler bu arada örnek almayın kesinlikle beni. Ben başarılı olamadığım için, bu yolu sevmediğim için. Benim bir de çalışıyordum abi. Evet. 8. sınıftan sonra direkt benim okul hayatı bitti. 8'den sonra full çalıştım ben. 8. sınıfta da çalışıyordum bu arada. Çok güzel bu arada. Çalışmak kötü bir şey değil arkadaşlar. Ben de lise zamanından beri, 18 yaşından beri gece gündüz çalışan bir insanım. Aynen öyle. Ben 8. sınıfta okul çıkışı hani babamın yanına gidiyordum. Evet. Ondan sonra da full çalıştım yani. Okulda başarılı olamıyordum. Her işi de yaptım. Şimdi YouTube olmasa tekrar yaparım. Ama şimdi Allah böyle bir kapı açtı, buradan yürüyoruz. Geldin arkadaşlar, herkesin bir yerde bir tecrübesi edindikten sonra bir yeteneği oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Orbion'da PUBG Mobile'da kendini geliştirdi. Adam YouTuber oldu, yayıncı oldu ve TDM'deki herhalde TRN01 dediğimiz zaman kimse o değil diyemiyor arkadaşlar. Yeteneğini burada ortaya çıkarmış. Siz de bence yeteneklerinizin üzerine gitmeye devam edin. Gayet de güzel bir cevap oldu bence kankacığım. Çok teşekkür ederiz. Abi o No1 mevzusundan ileride daha detaylı bahsedeceğim. Şimdi şu anlık hani ortalık biraz karışık, biliyor musun? Ortalık birazcık karışık diyorsun yani. TDM karıştı. Peki ben yener miyim seni? Bir yıldır oynamıyorum PUBG'yi, yener miyim? Abi 5 kill alırsam var ya. Oo arkadaşlar. Abi. Bir VS'mizi isteyenler de yorumlara yazsın. Ben 1 yıldır PUBG oynamıyorum. Bu arada ID'den girip bakabilirsiniz. 1 yıldır sadece lobi videoları falan çekiyorum. Güzel. Bir sonraki soruya geçelim. Uzatmayalım çünkü insanlar. Çünkü senin hakkında çok fazla merak ediyorlar. Çok gizemli bir adamsın çünkü. Evet, sorumuz. Neden kamera açmıyorsun? Neden yüzünü göstermiyorsun sosyal medyada? Ya bu kamera açmama değil. Aslında ilk başta ben böyle başladım. Evet. Benim yüzümü görenler de olmuştur. Çünkü hani önceden, başlamadan önce ben bu sosyal platforma ben oyundan birçok çevrem vardı. O zamanlar da çok sağlam. Yani seni eskiden yüzünü göre patrolleyen insanlar olabilir diyorsun. Olabilir değil, var. Var. Çünkü ben önceden kişisel Instagram'ım vardı. Herkes de oradan konuşuyordu. Oyunda. Nasıl yok ettin bunları ortadan? Ya oradaki çevremiz zaten güvenilirdi. Benim de böyle bir şey olacağımı, hani böyle YouTube'da falan, TikTok'ta yükseleceğimi bilmedikleri için hiçbiri SS falan almadı, güvenmediklerim dışında diyorum. Hani güvenmediklerim için diyorum. Yani güvenmediğim derken bunu yapacak karakterde insanlar var yani. Ya evet, her şey var, her var. Onlar işte SS falan almamış. Onlar da vay bilmiyor be. Tabii. O ileride Orbion olur mu 300 bin, TikTok'ta olur mu 700 bin. Onlar da bilmiyor. Benim de yakın çevrem var. Hala mesela bir fotoğraf paylaşsam, mesela arkadaşlarla arada paylaşıyoruz da. Evet. Lan bu Orbion mu kim mi? Beni görmedikleri için bilmiyorlar zaten. Vay. Bu da mesela şöyle bir anımız var geçen. Recep'le Antalya'ya gittik, dönüşte bir yere yemek yemeye girdik. Recep dedi Anoks arkadaşlar bu arada. Aynen Recep Anoks. Biri tuttu Recep'i, abi dedi sen gerçek Anoks musun? Çakma Anoks'un be. Yanında konuşmuyorum. Direkt aşağıya tuvalete indim. Bir elimi yüzümü yıkadım. Gece geç saatti. Çocuğun yanına geldim. Kardeşim dedim nasılsın? Ses tanıdık geldi mi diyorum. Abi diyor tanıdık geliyor gibi gelmiyor gibi. Çocuk böyle şeyde kaldı ama aklının ucunda yok Orbion diye. Vay. Abi çıkarttım gösterdim Orbion'u. Sonra çocuk... Çocuk sana yemin ediyorum şok oldu. O kardeşim de bu videoyu izliyorsa hediye bir şapka almıştım ona oradan. O şapkaya iyi baksın. Vay, o çocuk burada var ya, ulan keşke bir konuştursaydım, sesini duysaydım diyordur. Tanırlar çünkü yani bütün videolarını izliyorlar mutlaka. Tabii videoların hepsini izliyormuş abi. Güzelmiş bu arada ya. Güzel güzel anlaymış bak. O çocuk büyük ihtimalle bu videonun altına yorum atar abi, paylaş abi. Görelim. Burada... mahalledekiler falan biliyor zaten. Orbion abi diye bağırıyorlar. Aa güzel güzel. Arkadaşlar yakında o zaman ifşalanabilir. Değil mi? Ya ya abi onu yapamazlar ya. O kadar değil. Güzel mahallede ağır abi. Vurur vallahi arkadaşlar. Mehmet vurur yani. Tehlikeli adam. Benden söylemesi. Yayın açıyor musun? Açmayı düşünüyor musun? Yayın açıyordum. Evet. Yayın biraz hani benlik olmadığını fark ettim. Hani nasıl benlik değil? Aslında çok benlik de. Şimdi nasıl diyeyim abi? Ben biraz sakin bir insanım. Az çok sen de fark etmişsindir. Yani biraz daha yorgun düşüyorum gün sonu. Yorgun sabah yorgun kalkıyorum, akşam yorgun yatıyorum. O hepimizde var o dert ya. Hepimizde var o dert. Ama yayın... Bence yayın isteyenler bir yorumlara yazsın, sen bir bak kaç kişi istiyor. Tamam o zaman. Yayın isteyenlerin isteğine göre. Çünkü yayını ben kendime de açmış olsam sonuçta izleyiciler onların da fikrini almak tabii ki, lazım. Tabii ki. Peki PUBG Mobile'de beni yener dediğin bir YouTuber var mı? Ulan bu YouTuber işte bu çok iyi oynuyor, beni yener dediğin biri var mı? YouTuber mı? Evet YouTuber. Yani sonuçta Türkiye'de mi? Türkiye'de. E-sporcuların da YouTube kanalları var. Onlar da sayılıyor bu arada. Yok abi şu an yok. Yok mu? Beni hiçbir PUBG Mobile YouTuber'ı yenemez mi diyorsun? YouTuber bak YouTuber'larından hiçbiri yenemez. YouTuber. Yani mesela bizim Solkay yenebilir mi seni? O da YouTube'a içerik üretiyor. E-sporcu. Solkay'ı çok severim. Ben de çok severim. Ağzını burnunu yediğim. Mesela. Valla ben de çok severim. Çok samimi olmasak da. Bu arada bizim takımımızın oyuncusu. Çok seviyorum kendisini. Aynen. Ben şimdi onun yaptığını yapamam. Yani. Ama yok yapamam demeyeyim. Ben de onun yaptığını yaparım ama o da benim yaptığımı yapar. O belki benden daha iyi olur. Belki ben ondan daha iyi olurum. Ama alanlarımız farklı. TDM'de YouTuber'lar açısından beni şu an Türkiye'de yenebilecek. Yok abi yani. Var dediğiniz varsa... Atarım sıkıntı yok ama YouTuber dışında tabii yenenler gelsin. Çok sağlam TDM oyuncular var hepsine de. Yok Hodri Meydan değil ya bak bende sağlam TDM'ciler var. Hepsinin eline koluna sağlık diyorum zaten. Ama YouTuber'lar arasında şu an böyle gözümün kesmediği yok. Vay be helal olsun. Hiç turnuvalara katıldı mı? PUBG Mobile'deki en büyük başarı nedir? Ben bunu yaptım abi. Bu benim en büyük başarım dediğin ne var mesela şu anda PUBG Mobile'da? Bak bu çok güzel bir soru. Gerçekten bak çok güzel bir soru. PUBG Mobile'la turnuvalara katıldım. PUBG Mobile Türkiye'nin resmi sitesinde benim 3 yıl önce aynen 3 yıl oldu. 3 yıl önce oynadığım Discord Avrupa Kupası falan. Vay vay vay. 3 yıl önce ben e-sporun içindeydim zaten. O zamandır hiç bırakmasaydım belki şu an e-spor anlamında belki daha iyi. Belki bizim takımda oynuyordu Fireflux'ta değil mi yani? Aynen. O zamanlar bırakmasaydım sizin takım olsun, S2G olsun böyle Türkiye'nin güzel öne gelmiş takımlarından oynardım çünkü ben hırslı bir insanım abi mesela TDM'de de olduğu gibi. Evet evet. Seviyorum yani oyunda seviyoruz diyelim. Bir de şeyin de yok, bezginliğin de yok. Sürekli vs atıyorsun, sürekli herkesi yeniyorsun. Böyle insan hani belli bir seviyede çok iyi olduktan sonra sıkılmıyor musun mesela? Ben bunu nasıl olsa yeneceğim demiyor musun yani? Abi öyle bir şey yok TDM'de ya. Mesela yok bu mu? Hafta şu çocuğa çok iyi diyorum. Gelecek hafta birisi geliyor ulan o ondan da iyi. Ama şimdi çok fazla aşırı hile muhabbeti geldi. Evet, bu görüyorsun yani nasıl diyeyim? Vinayos'u biliyor musun abi? Yok hiç duymadım. Ya adam ekranda her şey gözüküyor ama kayıtta hiçbir şey yok. Adam seni izliyor. Yayıncı hilesi. Aynen öyle yayıncı hilesi. İşte ben ondan dolayı şu aralar çok böyle herkese vs atmıyorum. Hı hı. Geçen arkadaşlar bilir izleyiciler Biriyle attık, o da pusa pusa. Yani TDM şu an iğrenç bir ortama döndü. Zaten eskiden de kötüydü. Herkes birbirine sallıyordu. Evet. Ben diyordum ki arkadaşlar bakın, ben hani TDM'ci olarak bakmayın bana. Tamam, çok sağlam TDM oynuyordum. O zamanlar belki en iyilerdendim. Evet evet. Bana TDM'ci gözüyle bakmayın. Ben içerik üretiyorum. Şimdi de bak oraya geldik abi. Sen dedin ya PUBG'de ben bunu başardım, evet, dediğin. Ben PUBG'ye bence benim düşüncem, başkası ne düşünür bilmiyorum, TDM'i sevdiren insan, yani kaymasız M4 kimse oynamıyordu. Bir Anıl vardı, Close'unu bilirsin. Evet evet, biliyorum. Kaymasız M7 oynuyordu. Kaymalı M7 oynuyordu. TDM'i biz ilk geldiği günden beri oynuyoruz. Ve bu kaymasız M4'ü benden önce kimse oynamıyordu. Şu an kaymasız turnuvalar dahil kaymasız M4 oynayan kimse yok. Bunu ben başlattım. Yani doğru, ben arada başladığımda kimse yoktu, aynen. Ne kadar para kazanıyorsun? Evet, bir sustum. Ne kadar para kazanıyorum? Tutmuyor abi bizim, hani sen de bir evet, içerik üreticisi olarak sen, beni en iyi sen anlarsın. Yani arkadaşlar bir ay böyle 1000 lira kazanıp diğer ay 10.000 lira da kazanabiliyoruz. Bir ay 20.000 lira da kazanabiliyoruz. Hiç belli olmuyor. O ayki sponsor oluyor ama. Aynen öyle. Böyle ortalama, Allah'a şükür dediğin mi, yoksa gerçekten ortalamanın üzeri mi? Bir cevap vermek istersen. Abi bu gelir konusunda sağ olsun Vural abi de çok şey oldu, yardımcı oldu bana. YouTube'da çoğu şeyi o ayarladı. Vural'da öpüyoruz. Ben ortalama. Aynen, Vural abi de gerçekten yeri bende ayrıdır. Ona da bir kışkırtma yapacağım ben, daha aklımda. Ya, şu an konuşmuyoruz ama vallahi yeri bende ayrı Vural abinin. Yardımcı olduğu zamanında sağ olsun işini gücünü bırakıp. Şimdi gelir konusuna gelirsek abi. Evet. İyi kazanıyoruz ya, Allah'a çok şükür. Türkiye şartlarına göre iyi. Dolarla çünkü maaş alıyoruz. Arkadaşlar 15 saat çalışıyoruz kanka biz günde. Tabii bu arada ikinci kanalı açtıktan sonra ben de tabii daha fazla çalışmaya evet, başlayacağım. Evet. Aa, ikinci kanal mı geliyor? PUBG dışı. PUBG hariç. Dışı. Aynen. Bizim oyunumuz var ha, gençler bilir. Vay 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 vay. Abi belki sen de biliyorsundur. Bu ben Assetto'ya bir saniye ne oluyor? Heh. Ben Assetto'yu çok seviyorum. Araba evet, oyunlarını çocukluğumdan beri. Evet evet. Assetto zaten oynuyorum ama ekip yok. Ha, şimdi, ekip arıyorsun. Ekip de aramıyorum. Şimdi bir oyun çıktı. Çıkıyor. Oyunu bilenler oyun? Bilir. Araba oyunu, böyle drift falan atıyorsun ama evet, oyuna online gelmiş. Biz geçen 3 kişi girdik zaten. Oo, onun da videosu yakında gelecek. Abi bir makaslıyorsun böyle sağdan soldan 3 kişi böyle. Ha, sen seviyorsun işte, böyle tofaş yanlamaları falan. Tofaş değil ya. Şey vardı. Öyle bir oyun vardı. Böyle makas ata ata gidiyorlardı, mobil oyun. Ona da benzer bir şey mi? Yoksa gerçekten böyle şey mi? Üf abi mükemmel dediğim bir şey mi? Ha, sen trafik racer. Ha evet evet evet. Abi o değil. Bak bu oyun, Forza'yı aç. Forza'nın mobile taşınmış. Vay, aynen öyle. Abi Forza'nın sağlam grafikleri bu arada var ya, akıyor. Bu oyununki de öyle ya. Sağlam olmasa oynar mıyız abi? Vay. Abi herkesin zevki farklı sonuçta. Bu arada ne zaman açıyorsun kanalı? Kanalı kendimi hazır hissettiğim zaman açacağım. O zaman insanlar seni bir pışpışlasın arkadaşlar. Şu ikinci kanal çünkü gelsin bence bir an önce. Çalışsın biraz aynen ya. Orbion biraz çalışsın. Gençler biliyor abi, ben bir kanal açtım. Buna da global içerik yükleyecektim full. Aha. Yani sessiz. Ama bu sefer TDM'de de kendimi hani salmayacaktım. Eski formumu koruyup çok sağlam oynayıp globalden herkese evet, VS atacaktım. Onu paylaşacaktım. Ya bir video oldu, 2 video oldu. O zamanlarda editörüm yoktu benim 8 ay önce. Editör her şeyi kendim yapıyordum. Çok zordu ya bir ara. Aynen. Okul aynen dönemi Mansur, çok zor oluyor özellikle abi editör bulmak. Mansur kardeşim var bir tane sağ olsun. O edit işlerimizi hallediyor. O zamanlar editörüm yoktu benim. Hı-hı. Ben işte o zaman hem editör değilim, edit işinden anlamıyorum ama kendi editimi de yapıyorum, kendi kapağımı da yapıyorum. TikTok'a video çekiyorum. O videoyu çıkartıyorum, editliyorum. Ben ölüp bitiyordum. Günde evet, yani şu an diyorum ya 1 saat 2 saat çalışıyorum diye. O zaman ben günde 10 saat mal oluyordum. Yani evet, akşam yani yatarken. Benim bahsettiğim olay da bu. Hah, ya Rabbim şükür diyerek yatıyordum. Bugün yani de bitirdik. Şey, belli bir süre böyle günlük 14-15 saat çalışmadan bir yere varamıyorsunuz arkadaşlar. Yok yok. Hangi platform olursa olsun bu. TikTok'ta olsun. Ha, sadece platformla alakalı değil abi. Evet evet. Başarılı olmak için yani aşırı çalışman gerekiyor. Her işte aynı. Bak her işte başarılı olunur ama o azim, o çalışma, o istikrar. Hani hiç şey yapmaman doğru, lazım. Doğru. Motivasyonu düşürmemen lazım. Güzel. O zaman bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Kanalın hedefi nedir? Yani bir hedef koydun mu kanala? Mesela ben kanalı açtığım zaman dedim ki o kanala dedim 250.000 aboneye çeyrek milyonu gördüğüm zaman dedim okey dedim. Zaten ondan sonra da saldım kanalı biliyorsunuz. Ama 250 bine kadar çok kısa sürede geldim. 1,5 yılda falan 250 bin oldum. Sonra saldım bayağı. Senin böyle bir hedefin var mı? Evet, şu aboneyi gördüğüm zaman harbiden tamam oldu bu iş dediğim bir abone sayın var mı? Veya bir izlenme sayısı. Var da şu an onun hayalini bile kuramıyoruz. Çünkü biliyorsun abi PUBG piyasası, PUBG içerik üreticileri bayağı bir düşüşte. Düşüyor. Aynen. Benim kanalın hedefi 1 milyondu. 1 milyon. Ya ben 1 milyon olduktan sonra tamam lan ben oldum diyecektim. Hani bu bıraksam bile gam yemezdim. Ha inşallah yine olur ya. Yine günlük videomuzu atıyoruz. İnşallah yine olur. Niye yani olmaz? Eskisi gibi tabii ki de bildiğiniz gibi PUBG Mobile hem izlenmeler düştü hem abone sayıları düşüyor artık insanların. Yani artık insanlar PUBG'den de soğudu arkadaşlar. Geçen Royal Pass geldi. 3-4 haftada 8 milyona ulaşmadı. Eskiden ilk gün açıldığı gün Royal Pass 8 milyon satılırdı. 3. 4. haftasında neredeyse 8 milyon zor oldu. Yani ne kadar da oyuncunun düştüğüne, bizim elimizde de olan bir şey yok. Ne kadar kaliteli içerik üretirsen de üret. Her gün gitgide video izlenmelerin maalesef düşüyor. Umarım belli bir sabit seviyede 1-2 yıl daha devam eder ama diye düşünüyoruz. Ama şunu fark ettim. Bu PUBG ile alakalı bir sorun. Tam PUBG'nin de yani bizim açımızdan yaptığı çok yani mesela yapmaması gereken şeyler var. Neydi? Biz nadirliği seviyoruz abi. Nadir olan ögeler evet. Hani bizde varken lobide güzel duruyorsun. Ne bileyim benim hoşuma gidiyor ya. Değil mi değil mi? Her kimse de yok bak bu bende var falan. Her şeyi getirdi o ağzımızın tadı kaçtı. Tamam onu hadi boş verdim. Onu da kara borsayı bitirmek için geldi. Bir yandan iyi oldu bir yandan da kötü oldu. Yani PUBG orada kendini kurtardı ya. Evet. Ama şöyle bir şey diyeyim. Yurt dışı içerik üreticilerine baktığın zaman böyle izlenmelere aşırı bir düşüklük yok. Yaz dönemiyle böyle bir 100 bin falan düşüş var. Bizim bu PUBG piyasasındaki insanlardan bıktıkları için lan artık şu sanal alemden bu ortamdan kendimi bir atayım diye PUBG'yi bırakmıyorlar. Oradaki ortamı bırakıyorlar. Onunla beraber PUBG de gidiyor. Ya Türk PUBG kitlesi azalıyor. Diğer yani yurt dışı baktığın zaman Araplara falan gayet iyi gidiyorlar. Doğru doğru. Yani onlar biraz daha böyle bir oyuna sadık kalabiliyor. Bizim Türkiye'de oyunlar çok çabuk eskiyor arkadaşlar. Zamanında işte Zula vardı. Bitti ne bileyim Wolf Team oldu. O bitti başka bir oyun oldu. O bitti başka bir oyun oldu. Türkiye'de çok fazla bir oyun unutulabiliyor. Hemen yeni bir oyun geçebiliyor ama yurt dışında ne bileyim mesela İspanya'da falan şu anda Free Fire dünyada PUBG Mobile'dan neredeyse 7-8 kat fazla oynanıyor. Ama adamlar sadık. Yıllarca oynuyorlar. Bir oyunu bırakıp hemen mesela Free Fire oynarlarken Avrupa'nın çoğu bu arada Free Fire oynar. PUBG çıktığı zaman bırakıp PUBG'ye geçmediler. Avrupa'da o yüzden PUBG Mobile oyuncusu çok az. Çünkü bütün Avrupa Free Fire oynuyor. Ama aynı şey bizde olduğu zaman bırakıyorlar abi bizimkiler. Dedim ya zamanında Zula'yı bıraktılar. Wolf Team'e geçtiler. Onu bıraktılar. Başka oyuna geçtiler. CS'ye geçtiler. Onu bıraktılar. Valorant'a geçtiler. Ama PUBG'de de aynı şekilde oldu. Bırakıyorlar. Başka bir oyuna geçiyor insanlar. Türkiye'nin biraz da şeyi böyle. Oyuncuların kitlesi böyle. Karakteri böyle. Çok çabuk bir oyunu bırakıp başka oyuna geçebiliyoruz. Evet. Bizim Türklerde bir saniye abi sözünü bölüyorum. Hı-hı. Bizim Türklerde şöyle bir şey var. İnsanlarla uğraşmayı çok seviyorlar. Doğru doğru çok doğru bu arada. İşte o yüzden bıktırıyorlar hani. Geldi güzel bir soru. Geldi hadi güzel bak. Bir soru ben sıkıştıracağım bu soruda seni. 1. Manitan var mı? Sıkışırsam kaçarım. Hayır sıkışmayacağım. Bulamayız da zaten. 2. Oyunda kızlar sana hiç yürüyor mu? Evet. Abi şöyle önce hangisini cevaplayayım? İlk önce manitadan gelelim sonra yürüme mevzusuna geçeriz. Çünkü manita varsa yürüme mevzusu çok fazla önemli değil bizim için. Yok. Yok. Oo bekar. Yok. Bekar. Mehmet Orbion bekar arkadaşlar. Bekarım ya abi. Oyundan sadece işte hani oyundan ben önceden oluyordu da oyun dışı. Evet. Sanal alem dışı. Sanaldan sadece işte oyundan bir kere oldu düzgün adam akıllı diyebileceğim. Bir tane oldu. Onun dışında başka baya 1,5 yıl falan yok 1 yıl oluyor. Baya iyi ya böyle. Böyle manita işlerine biraz uzağız. Bu yürüme mevzusuna gelirsen de sen de biliyorsun. Yapıyorlar yani. Evet. Yürüyorlar. Evet. Peki kanka şu ilginç. Seni hiç görmemiş mesela. Hah bak işte. Mesela ne çıkacağını biliyor. Belki 60 yaşında yaşlı bir adam çıkacaksın mesela hani. Ya işte belki belki beğenmediği biri çıkacağım. Ama adam onu düşünmüyor. Yani sana şöyle bir şey diyeyim abi. Ben Mehmet'im diye değil. Ben Orbion'um diye. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hayalin, insanlar çok. Ben, hayalinde yaratıyor değil mi? Bir Orbion var hayalinde böyle onun. Ya ben selamını bile almıyorum abi sana o kadar diyeyim ya. Var hepsi var arkadaşlar yani bu var vallahi sosyal medyada olduğunuz için ya az çok da işte hani şey için hani ünlü olduğun için ve hesabın güzel olduğu için de yapan çok fazla insan oluyor bunları. Oyun ortamında onlar nasıl bir karakter onu hala yakalayamadım çözemedim. Yani en başta konuştuğumuz oyun ortamının kötü olması bu sebepti arkadaşlar. Yani oyuna bir giriyorsunuz. hani belli başlı böyle biraz daha hesabınız iyiyse, biraz daha işte yoktu tanındıksanız her gün 50'şer tane istek geliyor. Yani oluyor böyle şeyler. Tabii ki de olacak yani, devamda edecek. Abi ama günde bir sürü ekliyor. Seni eklemiyorlar mı abi? Ekliyor kanka, ben her gün 50'şer reddediyorum mesela yani, hani tümünü yoksa tümünü yoksa yani. Ya selam bile vermeyeceksin çünkü bu adam seni zaten tanımıyor, etmiyor. Hadi seni belki tanıyordur da ben gerçekten senin dediğin gibi gizemli bir karakterim yani. Evet evet. Beni nereden tanıdın? Mesela nereden gördün? Bu o yüzden güzel bir soruydu hani. Çünkü seni görmüyorlar hani. Yok yok. Mesela hiç sesinden hoşlanıyor olabilirler. Bazı kızlar için önemli bu mesela. Yani yok abi, sesinden ne alakası? Bilmiyorum, var ya. Var herhalde öyle insanlar. Ya öyleleri de var ya. Boş ver abi ya. Beni ilgilendirmiyor ya. Yaşadığı en utanç verici olay. Bak bunlar hep arkadaşlar, bu soruları nereden buldun diyorsanız yarısını ben yazdım, yarısını da Instagram'dan sordum sizlere. Sizden geldi. Mesela bu Instagram'dan gelen bir soruydu. Yaşadığın en utanç verici olay. Yani bu oyun içerisinde de olmuş olabilir. Gerçek hayatında olabilir. Hangini paylaşmak istiyorsan. Belki özel hayatını paylaşmak istemiyorsundur. Oyundan da paylaşabilirsin. Abi, oyunda öyle bir olay Allah'a şükür olmadı da. Normal hayatımda çok kötü bir olay geçirdim. Anlatmasam da olur ya. O kadar diyeyim sana. O kadar mı kötü? Ama oyunda da mesela bir utanç verici, benim açımdan olmadı da başkasının adına çok utandım. Yani lobide bir erkek bir kız olmadık sesler falan. Tahmin ediyordum böyle bir şeydi. Ona ben de denk geldim. Yani bayrak. Harbi orada bak benlik hiçbir olay yok. Utançtan böyle yerin dibine 10 kere girdim çıktım. Ben de bayrak trolü çektiğim zamanlar bir tane lobiye girmiştim, bayrakta bir kızın lobisine. Lobide ahlar ruhlar havada uçuşuyordu yani, zor kaçtım. Ya abi işte ben böyle bir şey olacağını tahmin etseydim bari bana başlamazdım bu oyuna. Çok güzel bir şey. O normal hayattaki mevzuyu da oyun dışı, sivil hayattaki onu anlatmayayım abi. O zaten çocukken olmuş. Arkadaşlar siz Orbion'u gidip bir Instagram'dan darlayın abi, anlat diye. Belki size bir story atar, anlatır belki. Ya gidin darlayın benden demesi. Yok çok utangaç da bir insan değilim de olmayacak bir şey şimdi yani. Millet dalga falan geçer. Ben merak ettim, darlayın siz Instagram'dan. Güzel abi, bir soru gelmiş. Ben hiçbir yerde bu kadar konuşmadım. Bak bunu izlemeyen kaçırır. Abi hilen kaç TL demişler sana? Hile kardeşim 50 kuruş. 50 kuruşa siz de Orbion gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Orbion ismi nereden aklına geldi? Şimdi onun da mazisi var. Onun da mazisi var. Orbion, ben önce boçkaydım. Sonra e-sporcu bir boçka varmış. Evet. Ben Nick'i sonradan yaptım. Çünkü önceden ismim Mehmet. Hatta sana bir şey diyeyim mi abi? Önceden benim ismim Instagram ismimdi. Mehmet 123. Yok. Instagram ismi. Ha, direkt Instagram ismini koydum. Aynen, başı X'li falan başlıyor. Direkt Instagram ismini oyuna koymuştum. Ondan sonra boçka yaptım. Sonra baktım ki boçka var. Hem boçka, doçka çok vardı o ara. Aynen, boçka vardı. E-spor'dan ilerliyor ki boçka olarak da bu sefer hani beni bastırıyor yani. Evet, asıl tabii. Boçka daha yeni başlamışım falan. Ha, asıl boçka o yani, ben çakmayım. Online kafa topu oynayanlar varsa Orbion'u çok iyi bilirler abi. Oradan mı geldi? Oradan. Güzelmiş bu arada ya. Genellikle online oyunlardan kalırsın. Ya online kafa topunu Ramazan ayında gece oynardım ya, sahura kadar oynardım. Seviyordum da. Sonra PUBG'ye geçince unuttun değil mi? PUBG'ye geçince ya şu an para verseler oynamam. Ya gerçi ya oynar. Sponsor gelse oynarız. Sponsor gelse çıkmam abi ben oynamıyorum. Evet, son sorumuz ve benim de çok merak ettiğim bir soru. İlk kime yenildin? İlk kime yenildin? Evet, TDM'de gerçekten tanındın, böyle oynuyorsun, çok iyi oynuyorsun, ben çok iyiyim de diye dedikten sonra kim yendi seni? Kime yenildin? Ben çok iyiyim, böyleyim, sağlamım dedikten sonra kimseye yenilmedim. Kimseye yani yenilmedim? Kimseye derken çevremden yenilmişimdir. Ha, kendi çevremden. Ama ondan önce İlk ben kime yenildim? Burada belki çok şaşıracaksınız. Silas'a yenildim. Ooo! S2G Silas'a selam olsun. Aynen. S2G Silas mı yendi seni? Ha, o zaman da S2G değil. Kaç yıl önce oldu bu olay? Ice mıydı ya? Öyle bir şeydi. Sezon işte TDM ilk geldiği zaman. Oo, daha sezon kaç oluyor? 10 mu? 8 mi? Aynen. O zamanlar ama ben kaymasızdım. Evet. O kaymalı oynuyordu ve bayağı sağlam eğimi vardı. O beni yendi. Ben orada da biraz hırs yaptım yani. Ondan sonra dedim ki devam mı yani buradan? Bunu da ilk defa burada anlatıyorum. Vay be. Vay be. Olaylara bak. Kankacığım çok memnun oldum bu arada. Aynen. Var mı son söylemek istediğim bir şey? Son söylemek istediğim vallahi gençler. Artık daha da benim hakkımda yani PC kimlik numaramı vereyim. Her şeyimizi saydım. Adam her şeyini söyledi ya. Bu arada vallahi... çok güzel sorular gelmiş ya. Sevenlerin çok fazla bu arada. Ama var mı abi öyle sormayayım dediğin? Bak ne varsa söyle. Yok her şeyi yani sordum arkadaşlar. Bütün yani ya çok saçma sapan sorular vardı abi, kaç santim falan yazılanlar vardı da yani ha, saçma sapan şeyleri attık. Gerçekten mantıklı. Yarısını ben yazdım, yarısını dediğim gibi Instagram'dan aldım. TikTok'ta da paylaşmıştım. Artık yani daha ne soralım arkadaşlar yani. Gidin artık şeyde kalan soruları da dediğim gibi Mehmet'in Instagram'ına mutlaka gidin takip edin, sorun abi. O da bir soru cevap yaparsın değil mi yani bir Instagram'da sen de soru kalan sorular için. Bir story'de soru cevap yaparsın bence bir 10 soruluk. Doğru o zaman ya. Aynen etkileşim abi. Çok güzel. Ben Instagram'a bir story atarım sormak istedikleriniz var mı soru cevap geliyor diye. Burada sormadıklarımız vardır, bir şey vardır. Orada gidip siz de sorabilirsiniz hani çok merak ettiğiniz, daha neyi merak edeceksiniz ki adamın her şeyini sorduk yani. Burcunu çok rengini falan mı soracaksınız yani? Anca onlar kaldı yani. Neyse o her şeyi söyledim yani. Vallahi çok teşekkür ederiz kankacığım misafirim olduğun için ilk bölümümüze. Abi, arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mehmet'e de çok teşekkür ederim gelip bana bu bölümün ilk yani PUBG Mobile efsanelerinin 1. bölümünün konuğu olduğu için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İkimizin de kanalları aşağıda var, açıklamalar kısmında. Mutlaka Instagram'dan da takip edin bizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Bay bay.